Kıymetli müdürlerim, ilçe başkanımız, saygıdeğer konuklar, misafirlerimiz, kıymetli annelerimiz, babalarımız, hoş geldiniz. Sözü hiç uzatmadan kısa keseceğiz. Çocuklarımız çok heyecanlı. Hemen sahneyi onlara teslim edeceğiz. Ama öncelikle ben program akışını arz edeyim sizlere. Okul müdürümüz Orcay Ayhan Beyefendi'nin sizlere bir hitabı olacak. Peşinden tabii ki öncelikle mutlaka bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na müteakip Orcay Ayhan Beyefendi'nin hitabı olacak. Sonrasında okul rehberi öğretmenimizin size kısa bir hitabı olacak. Sonrasında çocuklarımız Pırtlatan Bal adı altında, siz vakıfsınız, evlerde duymuşsunuzdur. Onu bir sahneye koyacaklar, izleyeceğiz. Bittikten sonra kısa bir, hem bize bir zaman kazandırmak açısından bir slaytımız var. Onu izleyeceğiz, biz arkada hazırlıklarımızı yapacağız. Sonrasında Köyün Delisi diye bir oyunumuz var, çocuklarımız onları sizlere sahneye koyacaklar. Keyifli seyirler diliyorum. Buraya gelirken tiyatro nasıl oynanır bir gösterelim iddiasıyla falan gelmedik. Çocuklarımız keyif alıyor. Birlikte keyif alalım diyoruz. Teşekkür ederiz. Kıymetli konuklarımız, öncelikle sizi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu vatanı bize vatan eyleyen tüm şehitlerimiz, Zeybetiye'de göç eyleyen tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna, sonrasında da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun. Hazırlamış olduğu bu küçük tiyatro etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. 4 yıl boyunca Latif Yılmaz öğretmenimiz öğrencilerimizin vatana, millete hayırlı bir evlat olması için gayret gösterdi. Ben buna şahidim. Bugün de sizin için güzel bir anı, onların da akıllarında kalacak güzel bir hatıra bırakmak açısından size güzel bir etkinlik hazırladılar. Değerli öğretmenimi ve öğrencilerimizi bir kuvvetlice alkışlayalım. Moral verin. Gecenin yıldızı onlar. Biz onlardan rol çalmayalım. İzleyelim, mutlu olalım inşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Okul müdürümüz Hoca Ayhan Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, okul rehberi öğretmenimiz Ayşe Dilek Aydın'ın
hem okulumuz adına, özellikle de bizim sınıfımız adına büyük emekleri var. Biz onları görüyoruz, sizler de vakıfsınız. Onları ben hem sizin hem de öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum peşine. Teşekkür ederim. Sayın müdürlerim, saygıdeğer velilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler. Bugün burada öğrencilerimizin duygusal zekalarını geliştirmelerine destek olmak, iletişim becerilerini arttırmak, sahne sanatları aracılığıyla kendilerini ifade etme yeteneklerini keşfetmek amacıyla hazırladığımız tiyatro gösterisini sizlerle paylaşmak için hepimiz buradayız, toplandık. Bu gösteriye öğrencilerimizin sadece sanatsal yeteneklerini değil, aynı zamanda empati kurma, eleştirilere açık olma, olumsuz düşüncelerle başa çıkma ve duygularını kontrol etme gibi hayati becerilerini geliştirmelerine olanak tanıması amacıyla yola çıktık. Sahnenin onlar için bir öğrenme alanı olması, kendi duygularını tanıma, ifade etme konusunda cesaretlendirilmeleri temel hedefimizdi. Bu süreçte çocuklarımızın yanında duran ve onlara inanan siz velilerimizin desteği olmasaydı bu başarıya ulaşmamız mümkün olamazdı. Her bir prova, her bir performans ve her bir başarı sizlerin sabrı, anlayışı ve teşvikinizin bir sonucudur. Gösterimiz öğrencilerimizin bu süreçte ne kadar büyüdüklerini ve öğrendiklerinin bir yansıması olacaktır. Onların bu yolculukta kazandıkları deneyimler, hayatlarının geri kalanında onlara rehberlik edecek değerli dersler içerdiğini düşünüyorum şahsım adına. Bu akşamki performans çocuklarımızın yeteneklerinin bir gösterisi olmanın yanısına aynı zamanda siz velilerimizin onlara verdiği güvenin, desteğin bir göstergesi olacaktır. Bu yüzden çocuklarımızın bu özel anlarını sizlerle paylaşırken onların arkasında durduğunuz ve onları cesaretlendirdiğiniz için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sahneyi çocuklarıma veriyorum ve onların bu etkileyici performanslarıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Gösterimizin keyfini çıkarmanızı diliyorum. İyi akşamlar. Ama yarın faiziyle birlikte 15 lira
izleyeceksiniz ya. O bal yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. İnci, İnci, hiç görmemiş böyle tembel hizmetçi. İnci, İnci. Adım İnci, kim miyim? Bu evde hizmetçi. Bu ikisinden çektiğimi ben bilirim ben. Demin size kocasını çekiştiriyordu değil mi? Hep yakınır kocası. Karısı kocasından beter. Kocası karısından bilmedi. Üzümüzüne baka baka kararır demişler. Sonunda beni de kendilerine benzettiler. Bir gün beni Balan'a gönderdiler. İyice pazarlık et diye sıkı sıkı tembih etti. Bu yüzden başımıza gelme kalmadı. Neyse, olup biteni köylüler anlatsın size. Verdiği borç paranın her yıl artan faizi. Öyle bir paracıdır bu, borcumun sadece faizini ödemeye yetişemem. Tarlamı aldı elimden, bağımı, bahçemi aldı elimden. Ya benim evimi aldı, ocağımı söndürdü. Hiçbir şeyim kalmadı artık. Verecek bir canım var, o da yaramaz işine. Öyle cimri, öyle bilse ki Azrail'e faizle can verecektir. Benim de kocam askerde, iki çocuğum var. Ne kadar çalışıp çabalasam da ancak yetiyor. Çocuklara mama gerek, bez gerek, ilaç gerek, eve ekmek gerek, aş gerek. O kadar yalvardım, kocam askerden gelene kadar borcumuzu erteleyelim dedim. Ama dinlemedi, faiz dedi, başka bir şey demedi. Benim bir torunum var, hastalığı havlayacak. Vermek için birazcık bal istedim. Vermedi bu kadın, ben de beddua ettim. Baylar, bayanlar, buyurdu benim muhtar. Fırlatandan yeni, gülünç olurmuş hali. Deminden beri sana söylüyorum, kulaklarını
vereceğim ona. Hizaya vereceğim. Bal istiyorum, bal. Bal aldır bana. Sürüm sürüm süründüreceğim. Dolma da kadar alacağım. Sen de fallamaz mısın? Dükkanı da alır benimle. Başına gelsin. Sabahtan beri bal gömürüm sana. Yine sırtım kaçınıyor. Çok dönemişimdir. Ne zaman sırtım kaçınsa ayağıma kısmet gelir. Duymazdan geliyorsun beni. Sağ mısın sen? Para gelecek, para para. Efendim, köylü Mehmet gelmiş, sizi görmek istiyor. Para getirdiyse gitsin. Gel. Efendim. Efendi. Acilim. Bana kim ödeyecek? Allah acısı. Para da Allah versin. 6 ay daha bekleyin. Ama faiz artar. Ama? Faiz artar. Ama faiz artar. Ne kadar? Artar. 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 %5. Az. 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 %10. O da az. O da az. Olmaz. Az. Tek gözümde olsun, %50 olsun. %100 olmalı. %100 olmalı. %100 olmalı. Açsın sen, gözün doymaz. Kim o? İşçi değil. Yine kaşınıyorsun. Para gelecek, para. Para getirdiysen ki. Efendim. Lafı bırak, hani para? Ben de onun için geldim. Faizi ödedim ama ona borcu ödeyemedim. Ne olur bir yıl az faiz al benden. Olmaz. 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 Baba. Ben kim? Teodor'la borç para verdim. Benden borç para almak için yazmadım, gönderiyorsunuz. Ayaklarımla kapanıp ağlıyorsun. Sonra da işte böyle yapıyorsun. Bu gidişle ne kadar çalışıp çabalasam yalnız borcumun faizini ömrüm boyunca ödeyemem. Almasaydın para mı verdin? Almasaydın. Canım isterse al. Paracıklarım cebimde kalsın. Sıcak sıcak. Hiç olmazsa biraz daha düşük faiz al. Düşük mü? Hayat günden güne pahalanıyor. Fiyatlar her gün artıyor. Her şey ateş pahası. Neden de faiz düşünecek? Yavaş yere bas, yavaş. Hızlı basma yere. Sonra halınız eskir. Adı neydi? Nehir. Nehir, nehir. Yere hızlı basma. Halımız eskir. Halımız eskir. Halımız eskir. Halı eskimez. Öyleyse çorabın eskir. Çorabım yok ki. Yalına yor. Eyvah dur. Ayakların çamur. Kirlettin evi. Üstün başın kir. Nehir nehir. Beni bağırtma. Boğazım eskir. Efendime yine kısmet var. Sırtı kaşınıyor. Gir. Efendim, sizden dileğim. Kocam ödemedi bu ay faizi. Kocam askerde. Acıyım, iki çocuğum var, biri hasta. Parayı alırken iyi ver ha? Ne olur yardım edin, bana acımıyorsanız çocuklarıma acıyın. Ben sadece paracıklarım var. Kocam askerden gelince çalışır parayı öder. Bana da senin çocuklarından. Bundan sonra parayı bana getireceksin. Ama nasıl yaparım bunu? Ne olur benden bunu istemeyin. Yetti ama. Defolun. Soyguncular, dilenciler, pis fakirler. Defolun. Çek.
daha yeni almıştık. Ne zaman almıştınız? Çok iyi hatırlıyorum. Günlerden cumaydı. Mevsimlerden kıştı. Saat 8:14 geçiyordu. Size borcu olan bir köylü hediye olarak bal getirmişti bana. Günü bak gördün mü? İnci bile hatırlıyor. Günü gününe, saat saat ne? Nasıl da hatırlıyorsun İnci? Nasıl hatırlamam efendim? 10 yıldır evinizde çalışıyorum. Bu eve bir kez bal girdi. O günü hiç unutur muyum? Evet evet, tenekeler dolusu bal. 10 teneke mi, 20 teneke mi, yoksa 30 teneke mi? 100 küp mü? 100 varil mi? 100 teneke mi? Tadı hala adamı atladı. Günü gününe. Hangi teneke? Baba. Ne küpü ya? Ne varili? Günü gününü sen sandın hatırlamışsın. Küçücük meydan bağlı ya. Benden söylemesin. Ben bağlamak istiyorum bağlamak. Benden söylemesin. Her şeyin fazlası var. Bağla bile hazır. Sen zehirlemişsin. Bal aldıracaksın o kadar. Aldırmak mı dedim de karıcığım? Hadi bakalım aldır öyleyse. Kimi malların en ünlü satış mevsimi varmış. Bal ne zaman indirimli satılır önce? Bal indirimli satılmaz ki efendim. Hadi İnci bir de sal da bal kapatayım. Baş üstüne efendim. Dur kızım İnci. Hayırlı bir iş olsa yerinden kıpırlamazsın. Akşamlar bir pazarda ucuzluk başlar. Satılmayan balı ucuza verirler. Evet. Ama ben şimdi istiyorum. Şimdi hadi git çabuk kağıt vermek istiyorum. Kızım İnci. Kızım İnci biraz bayat olsa da olur. Hatta hiç olmasa da olur. Vallar bitmiş dersin. Hala sağlanıyorsun İnci. Aman Allah'ım dedi tembelisin İnci. Dur kızım İnci. 250 gram olsun. Bağış üstüne. En iyisinden. Elbette. En ucuzundan. Bağış üstüne. Sıkı balları getir. Onu hiç merak etmeyin. Yanınızda en yönlendiğim şey pazarlık. Sermayesini bile ucuz al. Yok daha neler. Hazırlar. Arkadaşlar sakın bu kadar sarcınızı sonrası. Evet, olacak. Ayrılmak için sinemaya gitmek istiyorum. Ben! Sorgusunu takarım.
gelin, alın. Haftaya olmazsa diğer çarşamba gelin. Hadi çekin önüme, çıkın. Kimi onu bulunca dost olur bana. Kimi
Müdür eyler
git, hırt. Merhaba Muhtar Bey, hırt. O ne demek oluyor? Biz de bilmiyoruz, hırt. Sayın Muhtar, hırt. Peki neden öyle hırt diyorsunuz? Hırt. İşte bu baldan yedik, hırt. Buyurun Muhtar. Hadi canım, nesi varmış hırt? Aa, ben de hırt diyorum, hırt. Gördünüz mü Muhtar Bey, hırt. Nasılmış hırt? Şimdi ne yapacağız hırt? Siz muhtarsınız hırt, bir çare bulun hırt. Bundan anlasam da sen kim anlar hırt? Doğrudur hırt. Git kızım yan taraftan hekimi çağır pırt. Baş üstüne pırt. Hayrola Muhtar Bey, ne oldu? Pırt diyoruz pırt. Bu ne demek oluyor? Biz de bilmiyoruz pırt. İşte pırt, bu baldan yedik pırt. Getir baltasını pırt. Bu baldan kim yersin pırt 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 diyor pırt. Hiç olur mu öyle şey? Bir deneyin biz pırt. Ver bakayım. Bal işte pırt. Aa, pırt diyorum pırt. Gördünüz mü pırt? Ne yapacağız pırt? Gel kızım, olanları anlat pırt. Sayın muhtar, ben bal kapanından bal almaya gittim. Karşıma yoksul yaşlı bir kadın çıktı. Benden torunu için bal istedi. Ben de vermedim. Arkamızdan beddua etti. Şimdi çabuk her yere tellal gönderirsin. O yoksul kadın bulunup buraya getirirsin. Pırt. Baş üstüne pırt. Cebine sığmaz bir tek lira ya.
olmazsa? Gel bakalım dene Pört. Sen Bolal'dan yiyenler kutlasın diye beddua etmişsin Pört. Nedenini anlat Pört. Evet oğlum. Benim 5 yaşında melek yüzlü bir torunum var. Hastaydı. Anası ölmüştü. Babası uzaklardaydı. Vermek için birazcık bal istedim. Vermedi bu kadın. Üstüne üstüm benimle pırt pırt diye alay yaptı. Hizmetçi Pırt. Sayın muhtar Pırt. Bu nenin dedikleri doğru mu Pırt? Doğru Pırt. Peki neden kırgıdın bal vermedin Pırt? Benim efendim paracı çok cimridir Pırt. Eğer bir gıdımcık bal verseydim beni işten kovardı Pırt. Yine bağır bekliyorum geri al da bizi pırt pırt pırtlatmaktan kurtar Pırt. Kurtar Pırt. Ama benim de dileklerim var. Paracı muhtarın yanında benim dileklerimi yerine getireceğine söz verirse ben de bedduamı geri alırım. Dileklerin nedir Pırt? Ben de her gün bursam bağış üstüne Pırt. Paracı bu kentteki tüm yoksul çocuklara her gün bal gönderecek. Bu bir. Aman ben geldim. Yapacaksın Pırt. Ana bir. Laf anlamam yapacaksın Pırt. Başka dileğin nedir Pırt? Paracı bu kentteki tüm hasta çocukları hat doktora götürüp ilaç paralarını ödeyecek. Başka dileklerin nedir Pırt? Paracı bu kentteki tüm yoksul çocuklara her bayram sevindirecek, giydirecek, ilaç paralarını ödeyecek. Ben pırt pırt pırtlamaya razıyım. Ben razı değilim Pırt. Yapacaksın Pırt. Peki yapacağım. Benim dileklerim bu kadar. Paracı söz verdi. Bundan sonra kimse pırtlamasın. Oh kurtulduk artık. Pırtlamıyoruz, pırtlamıyoruz. Ben de pırtlamıyorum. Pırtlamıyorum, konuşuyorum. Ben de. Artık pırtlamak yok. Nineye senin torunun. Onun için bir şey istemiyor musun paracıda? Veremem. Her şeyi aldınız zaten. Nereden çıkardın? İstemiyorum. Artık torunum için çok geç. Melek yüzlü görüyoruz torunum için artık. Hiçbir şey yapamaz. Torunum
yetişememiştik. Yetiştirdik de ne oldu? Acilimiz dolu, bekleyin. Sabah külüklüğüne getirin diye yürüyüp gelmediler mi lan? Oğlum poli kılık. Hani muhtar tanıdıkları vardı hastanede? Kasabada yok, vilayette var. Baktık olmuyor, attık bendeni traktöre. Ertesi gün yasa okunurken vardık vilayetteki hastaneye. Bir telak söyleyin. Hey koca benle, neyine senin buğday kuyusunun başına çömelmek, az kalsın ölü verecek. Hay niye düşmüştü bu kuyuya? O sabah öğretmen hareketi geçmiş. Ama hiçbir kendini ölmemiş. Basireti bağlanmış işte. Yok ondan değil, bir kez önce bir hareket. Bu da kapısız kalmış. O yüzden bu kadar kısal bir anlamlar. Doğru söyleyememiş büyükler. Bir çarşamba çamaşır ıslayanın, bir de perşembeleri peşlemen atanın başından dert eksik olmaz. Ben bunu bilirim, söylerim. Ooo, Halisan gelmiş. Çok şükür. Ooo, merhaba İnan Güneş'te. Üstem, hele bir çayları da atar ya. Muhtar, seçimler yaklaşıyor. Daha 4 ay var Muhtar'a ya. Sen A'dan yolu verecekmiş, seçilirsen yolu asfaltlayacağım, bir de Çakıldere'ye köprü yaptıracağım diyormuş. Ne var ki bunda yani? O ne herkes yapan hükümet dili. Benim başka görüşlerim var. Ne gibi? Seçimden önce ve sonra yepyeni inatlarım olacak. Kimse takma gelmeyen bazı ihtiyaçlarımızı tedarik edeceğim. Ne gibi? Ben geldi. Köyümüzün delisi eksiktir Aken işte. Hayda! Komşu köyüne bak nereye, her köyün bir delisi var, aşağı çavuzunda deli mağlık var. Kırıp geçiyor milleti valla. Yukarı cabbalı da Mert'in Mehmet, aşağı cabbalı da deli de bu. Dodurma'da desen deli üstü. Köy meydanı, kapaşı ve yalan. Bunlar söylüyor, köylü gülüyor. Bunlar söylüyor, köylü gülüyor. Hem televizyon yanlarına halt etmiş arkadaşlar. Bunlar ben neyimiz eksik ya? Doğru dedi kurtlar valla, dün cabbalıyım. Ben kime gitmedim sabah akşam, kuşlarım nerede, kuşlarım nerede diye dolandırdı. Biri kalbime geçip mescime de kuşlarım nerede dedim mi? Öfkeden köprü veriyor, sevip sayıyor, millette girmek denemiyor. Aşağı çavuldurdu ki deli Mahmut da hakkım ede. Karşısına geçip Mahmut sağa karşı elinde küfür yedin. Bir sürü bir sürü demek istiyor. O sevdikçe de insan gülmekten yerlere atıyor. Heyo! İşte malum Zerakeneş'ten her köyün bir delisi var. Bizim köyden iyi olmasın. Yukarı çalıdırın nesi eskik ya. Doğru valla, köyümüzün bir delisi olsa hiç fena olmaz. Şöyle bir güzel stres atardık. Köy meydanında toplaşır bir güzel gülerdik. Gelirim kış anlarım da olur. Soğukmuş gülerim de. Ben sabahın basına çökerdim. Sabahına yürürdük köyüne. Geliriz içirdik. Sonra ikine şaplak atarız. Ne gidelim? Deliye şaplak atılmaz aslanım. Ne yaptı? Bunların hepsi mübarek adamdı. Nasıl yani? Demem o ki kalbi temiz mübarek adamlardır delikmesi. Çaplardığının mescimin açını duymadın mı? Buldur hacı ekranları. Beni de götürün. Beni de götürün diye yalvarmış. Götürmemiş. Neyse laf uzatmıyor. Köylü gidememiş olacağız. Bir de ne görsünler. Mescim Mehmet hepsinden önce varmış oraya. Tam karşılarında duruyor. Bak sen bak. Davut içinde duymuştum. Kızı yıkamaya gidilecek. Börekler, dürümler, tatlılar binmişler traktöre. Bunu almamışlar. İkinci traktörle arkadan gelsin demişler. Büyü de varmış derkene. Bunların başında duruyor bu. Nasıl gelmiş, ne zaman gelmiş, akıl sır ermez. Öyle öyle. Hepiz adamlardır bunlar. Gülmek, gülmek olur da partilerin sıfır izlenmez. Her neyse Keneş'ten. Herkes de var, bizde yok. Köyümüze de gerekli. İyi de bu var. Nereden bulacağız? Çocuğumuzun bir yerinde. Zoyş'i bana bırakın ağlam.
gerekirse gazeteye ilan veririm. Ne? Gece her şeyi düşünürüm. Doş bana bırak analım. Ver bizi inanımızı. Oluruz lütfen. Üstünü başını maaşını tedarik edeyim. Al. Bundan iyi iş mi bulacaksınız ya? Gazeteye ilan verince iş resmiyete dökülür. Sonra vergisiz, kortası falan lazım olur. Ne? Sigortaya ne gerek var? Kim şehirde sigortayla çalışıyor ki? İş adamını adet mi? Canım, sigortası da olur mu? Adam deri mi? Tabii deri de olduğu için tutuyoruz. Yediğiniz içiniz asgari ücreti de ver. Bütün deriler koşar gelir. Asgari ücret alsana. Gelmez ki. Ah, başındaysa gelir. Beyefendi, lütfen renkli mısır giyer misiniz?
Siz? Son konuşma var. Öteki de çıkarıp yazdıklar ilanı. Bana ver kime şekilsizlik bu. Ne kadar şakasını. Lan bakarsın. Adet olur. Herkes ilan vermeye başladı. Hadi hayırlı sizin bakalım. Şöyle yola gel ya. Yarına kar yağacak ağlar.
altında cıplak bırakır mıyız? Gelmezsin de geldik. Ben bitti. Yürü güzel sarılır. Sus çocuk. Al şimdi altında. Aşık da uyumaya buyurun da ana. Şimdi işin iyi olmaz. O neden be yavrum? Ana gece bana gelirler. Ne? Gece bana gelirler. Kimler gelirler? Anlayın işte. Onlar iyi şartlı olsunlar. Gelirler. Tövbe tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Gegeleri gelirler. Otururuz konuşuruz. Şimdi onlarla benim aramda. Biz aşkta yapsak gören olur. Başıma türlü işler gelir. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. İşte bundan dolayı beni aşkta yatırmayın. Kapalı bir odada yatayım da geleniniz gideniniz iyi şart olsunlar. Çünkü rahat gitmiş. Bir aşık ne yapacak? Gel kardeşinin gidip kendi bir görüşe. Kadınlar, çocuklar vallahi hepsi telefonlular. Doğru söylüyor burada. Açıkta yatacak olsak kadınlar, çocuklar korkudan telefon. İyisi mi biz buna kapalı bir yerde terk edelim. Doğru doğru açıkta olmaz. Açıkta olmaz. Bak kadın yanında tek göz oda var. Derimizi oraya yerleştiriverelim. Yanına da bir tezek sobası attık ve artık bildiği gibi oturuveririz bu delikanlı. En büyük muhtar bizim muhtar. En büyük muhtar bizim muhtar. En büyük muhtar bizim muhtar. Dostlarla sohbet ne yapar? Baydan bay ne güzel de
Git Ego, süper Ego. Köylü bir şehirci, her gün var biz gitti. Kim şatlar bizim aşkına, kimi de işitler, var beyler. Köylü yerlerde işte, herhangi bir yerde değiliz. Normal, tepki ama değil ki. Şehirlerde işte bir daha şehirler kaldırma eder. Şahitleri temizlemez, çocuklar toplarıyla temizler. Minç kokar, din olayım bu bilirin takışı. Ne olsa da yedikle Avrupa babası. Helası dışarıda değil gözlere görenler, büyük şöyleler, köprü kolu dünya. Hani akıllıydı, hani akıllıydı. Hey, hastalık. En azar ama orada, en derisi bu, getirmiş. Aklını ne görürse söylüyorum Allah. Bir köyden bir şehirden. Nereye bal tatlamışlar, çarşıda katran bırak. Hele bir etrafına bak. 17'sine gelip de evlen.
kızlar bir köyde. Aslında çok talimoz da annemiz yine o diye veremedim. Canım elbet talimi çoktur. Pişirdiği yeni, diktiği giyini, has kızdırır bir daha. Oğlum diye söylemiyorum, İlyas da sağlam çocuktur. Boyunun küçüklüğüne bakma, güreşteki kızla deverir maşallah. Bilmez miyim İlyas'ı, lakin benim kız ister mi acaba? Ya Hüseyin'a, kimin evlenmesi sorulur mu? Kız kızımsın, ne anlar bu güçlerden? Babası dururken kıza soracak olsam, oho! Yok canım, şaşmaz elbet, hem demem o ki. Hadi hayır. Sen hele bir şu şehirde Şehri Sefa Veren'den koyasını çıkartın ortaya Halisan. Bu Tanrı Ömer'i daha yüzyasına göre. Ya Tahira, İlyas'ın boyu gözünden ben az biraz kısa mı ne? Ne olmuş kısaysa? Kim görecek? Nasıl kim görecek? Öyle şey belak bir kol kola girip köy meydanında gelecek halleri yok ya. Sen hiç benim karıyla benim yanlarını gördün mü? Yok görmedim. Tamam işte bunları da gören olmaz. Hem boy ne ki? Boy da rüzgar birbirlerine. Bilmem ki. Hadi hayırlısı. Yüzümüzü kara çıkarmadı İlyas. Öyle aceleye getirmesek mi daha masrafla falan konuşmadan? Canım hoş kolay. Sen hele bir şu şehirde sinirsiz kolay iş. Nereye? Hayırlısı. Yaptın çorun muhtar. Koyanı meydan çıkarmazsan bana Tahra demesinler.
geceler. Hayırlı geceler. Hey kardeşim. Versa. Buyur bakayım. Beyhan'ın Rus'un Smart'ı nasıl gelişti? Buyurun bacılar. Problem nedir bacılar? Ah buyur. Yani şenek yapmış olabilirim. Gayret Erdem yavrum Allah'tan da yıkarlar. Benim ufak bir yücem oldu. Buyur. Yıkarlar. Benim bir sürü süper vardı. Ağabeyim sadece gelirken almıştı. Peki de şunu kaybolsun. Dedim ki, bunun yerini bilse bilse de yanmıyız. Dedim ki, sizin tarifinizin, tarifini doğar, bir tarif olsunlar, tarifleri sen misin? Bulver şüpheye. Yüküyorum, yüküm de bayım. Kaybolalı, yanmıyız, bir hafta olmuş. Bilmem, yüküyorum. Kurban Melih abla, ocağın dışında, sen yanmıyorsun. Adın neydi bayım? Benim sadece okumuşta tadına. Küpelerin en çok nerede tadına? Çekmede kolları neyin dolduruyor? Var. İyi, tamam. Ben de bakayım ama bak şöyle vermiyorum. Ne gayret senden alırsın Allah'a. Ne kardeş bir eline düzgün olacak. Sen de buyur bakayım. Bilmedim Almanya'da son zamanlarda kötü kötü rüyalar görüyoruz. Buyur dedim. Ağlamak kadarıyla. Sözde şöyle elde şok. Şeytan diyor ki kalk saçmayı. Aman bakayım. Elinden kıkırın. Aslında milletin başına toplayacak. Üç tane bebek yaptım. Ama bu olamak da hoş geldiniz. Umarım ziyaretiniz hiçbir şey olur.
düşen dört taşı çarşamba erdik. Delilik ayınlı tatlılar diler. Hani birisi vardı ya, bulundum. Allah senden razı olsun. Ben mi buldum? Tamam ben. Oğlum danıştım bulduk. He danıştım. Ah yatıverdim. Gün filan iyi kızdır. Sessizdir dedi. Öyle efendim kız. Kur'an nallıkmasın. Anası da yok. Öyle gelirse. Dedi derler. Ben de istiyorum. O ne ne? Benden durma olan benim. O ne karısın? Muhtar bu deliği getirmekte iyi akıl ettin mi ablayı? Deli, meli ama insana yolda gösteriveriyor bu neden. He ya, kalbi neyi temizsin? Doğru iş malum oluyor. Öyle. Yok Hasan'a, sen sabah sanki kendini biraz fazla kaptırdın. Hani öyle elinde kılıç varmış gibi. Çocukluğumdan beri hayal meymedelim ki eski savaşlarda olaydım atı bıçağa kaldırıp şöyle bir kılıç çekeydim. Ben de bazen. Neyse boşver biz kendi konumuza gülürüz. Ya sen söyle. Yok bir şey. Bak ben neyi verdim sana neyi ver? Arda bir ayak vurduğum olur. Sen gel döceğim ben de şimdiye. Millet aklını dağıtıyormuş şimdiye. O ne güzel. Eski savaşlarda olaydım aklımı şöyle bir şaha kaldırıp kılıç çekeydim diye. Nerede bir garip var? Ay kimden? Ah yemeden önce bana geliyormuş. Ha öylesine hayat işte sana ya. Oo ne güzel ne var bunda saklayıcı? Olsun. Sen yine de kimseye söyleme. Bana rakçalım. Derler ki benden kendini azletiyorum ben zannediyorum. Bir de ben bunlarla uğraşamam. Allah o işi bir anda sonra yaşıyor. Ooo düğün de yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı. Sağ olun arkadaşlar, sayenizde müşter oldum.
ya. Akıllı ol. Bebek, salak. Yüzlerdeki deli. Çıkardı hali. Cinler, perler, fadikler, barbarozlar. Köyümüz kapıldaştı arkadaşlar. Gırdalar. Ağlar. Şimdi şirinkeni yordu. Muhtar. Aynen. Bu güzelden. Muhtar. Bu güzelden avrat sövüyor. Yok Zeynep. Dövmedim. Deli deli konuşuyor işte ya. Yok yok. Kızdım diye bana sövdü bu. Olur mu? İnsan böyle söver. Ah Muhtar. Huzurumuzu kaçırdım durup dururken. Yok be Zeynep. Ne güzel eğleşiyoruz işte. Evet. Onun söylemesinden ne olacak? Kalpte bir durumuz. Ne söylese rahmetli. He ya biraz önce bize rahmet yağdırdı. Ne güzel sövdü Demir abi. Hele bir daha sövsene. Nereye gitti bu? Sizin şeref gelin. Deliriyorsa babaannem tekrarlıyorsunuz. Deli olmuş siz mi? Biraz önce sen de elinde gümüş kırbaçla köyden bilir. O içimden geldiydi. Bizim de içimizden geldi. Elbet. Mıhtırandı. Köyümüz son günlerde kaynamaya başladı. Önceden herkes kendi değilsin evde saklardı. Şimdi bir hemşer meydana salıverdi. Sen ne demek istiyorsun? Sözüm sana değil Hüseyin'a. Öyle ortadan konuşan. Başta anneye giderken ona benzemeye başladın sen kim? Ağlar, ağlar. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bırak kesini. Senin, senin geliyor. Hayda. Ah, yeter bari. Sahi Hazret'le senin geliyordu. Niye gitti ya? Neyse. Hükümet katında itibarımız yükselmişti. Başça kuş denge denge elimizi sıkmıştı. Tarihi bir yanı bunu işin şimdi şimdi canım. He kurban, he tarih anlat, patron, margara sok, yorgunluğumuz geçme. Allah kalan mübarek olsun. Sağ ol senin yine de. Hele çoluklarım ağlar. Ben deli değilim. Kaçırmadılar beni. Hani o gün beni düşte meş olan üniversite arkadaşımdı. Ben de ilanmış gönülge değişmiş yaptım diye gelmişim. Dün kalkıyorsun. Ben senin de. Bugün öğrenci. Bakalım yarın ne olacak? Allah, bu deli deli konuşmuyor. Esnaf söylüyor galiba. Vadik
inançlara kanıp başka deliler yarattınız. Sofranızı erkeğin konuk ettiniz. Yarın sabah erken uyan. Gel benim deli baş. Birlikte kapat edelim. Batıl inançlardan kurtulur. Batıl inançlardan kurtulur. Aklını da bırakma geleni. Teşekkür ederiz gösterdiğiniz sabır için. Bir alkış daha var çok. Kıymetli velilerimiz, programı sona erdi. Yani arka planda çocuklarımızın küçük bir işimiz daha var. Az bir zamana da ihtiyacımız var. Ondan sonra çocuklarımız sizlere teslim edeceğiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sahne heyecanı var. Kusurumuza bakmayın. Arkadaşlar şöyle de bir özel durum var. Bu üretmiş olduğumuz ürünün katma değeri, kıymetini falan konuşmuyoruz da çıkan ürünle ilgili çok büyük katkısı olan Ayşe Dilek öğretmenimiz şu an aramızda yok. Özel bir durum oldu, bir şanssızlığımız oldu. Provada da çocuğu gelmişti, hasta oldu. Şu an hastanede yatış aldılar. Acil çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine ben almış olayım. Geçmiş olsun diyelim arkadaşımıza.